Saha Expo'yu dolaşırken size Çin'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye ilerleyen çok değişik bir hikayeyi anlatacağım. Başarı Global'de Özlem Hanım'la beraber olacağız. İşte Özlem Hanım'ın hikayesi. Saha Expo'da şimdi sizi Özlem Hanım'la tanıştıracağım. Özlem Hanım'ın Türkiye'den Çin'e, Çin'den Londra'ya, yanlış söylemiyorum değil mi? Çok farklı bir hikayesi var ve hedefi ilerleyen dönem içerisinde önce Türkiye'de bir Ar-Ge, arkasından da Çin'deki fabrikayla ve Türkiye'de ortak üretim yapmayı hedefliyor. Başarı Global olarak önce şimdi sizin bir hikayenizi dinleyelim. Önce Çin'e nereden gittiniz? Nereden geldi aklınıza? Şöyle, tarih öğretmeniyim aslında. Tarih bölümü mezunuyum. Bodrum Lisesi'nde öğretmenlik yapıyordum. Uzak Doğu üzerinde Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansım başlamıştı. Önce bir Uzak Doğu'ya gitme düşüncesi gerçekten biraz korkutucu. Hele ki bir memur olarak gitmek. Ben önce bölüm değiştirmeyi planlamıştım o zamanlar. Sonra bir danışman hocam dedi ki istersen gidersin dedi. Gerçekten çok istedim. Pek Üniversitesi'ne başvuruda bulundum. Pek Üniversitesi beni 3 ay burslu, tam burslu olarak kabul etti. Aslında bir araştırma görevi için gittim. 3 yıl dönmedim. Nasıl Çince öğrendiniz orada? Onu da merakla sormak istiyorum. Evet, normalde burs sadece 3 aylıktı. 3 ayın sonunda Türkiye'ye dönüp işte öğretmenliğe, mesleğime ve yüksek lisansıma devam edecektim. Ancak Pek Üniversitesi şöyle bir teklifte bulundu bana. Benim için büyük şanstı. Her zaman şunu söylüyorum. Doğru zamanda doğru yerdeymişim. Pek Üniversitesi bana dedi ki Özlem bizim hiç Türk öğrencimiz yok. Ve sen bu 3 ay içerisinde kendini ifade edebilecek kadar Çince öğrendin. Neden devam etmek istemiyorsun? Ben orada ücretsiz izin aldım Türkiye'den ve daha sonra 1,5 yıl Çince öğrenmeye devam ettim. Sonrasında dil sınavlarını geçtim. Pek Üniversitesi'nin yazılı yüksek lisans sınavlarını geçtim. Sözlü sınava kaldım. Sözlü sınavda bütün böyle profesörlerin, hocaların oturduğu bir yerde tabii biz çok ciddi hazırlandık. Yani ben uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yapmak istiyorum. Güney Çin sorunu, Çin-Uygur sorunu, Türkiye-Çin ilişkileri bunların hepsini Çince anlatıyorsunuz ve yazılı soru da şuydu. Dünyadaki nükleer silahlanmayı 6000 karakterle anlatınız. Yani orada hem Çince bilmeniz gerekiyor hem uluslararası ilişkiler bilmeniz gerekiyor. Ben yazılı sınavlardan da geçtim. Sözlü sınavda bölüm başkanı şöyle bir soru sordu bana. Dedi ki neden Pek Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak istiyorsun? Ben de aynen Çince şöyle cevap verdim. Neden hiç Türk öğrenciniz yok? Başka soru sormadılar bana ve ben yüksek lisansa kabul edildim. Peki savunma havacılık alanına nasıl girdiniz? Galiba ondan sonra da Çin'de kalmaya devam ettiniz. Pek Üniversitesi çok özel bir üniversite. Okuması da zor bir üniversite. Yüksek lisans 3 yıl orada. Birinci yıl derslere devam ediyoruz. İkinci yıl test hazırlığımız oluyor. Üçüncü yılın son çeyreğinde mutlaka sizi uluslararası bir şirkette staja gönderiyorlar. Benim staj yaptığım yer Airbus'tı. Hong Kong'a gittim. 3,5 ay Hong Kong'da staj yaptım. Çok enteresan. Orada da F-16 parçalarının, yedek parçalarının üretildiği ve montaj yapıldığı bir tesisti. Orada aslında biraz havacılık ve savunma sanayine başlamış oldum. Ama benim için 2010 yılı hem firmam için hem kendim için bir dönüm noktasıydı. 2010 yılında Türkiye için arasında bir askeri işlerin başladığı, artık birçok Amerika'nın ya da işte Fransa'nın bize ambargo uygulayan, parasını verdiğimiz halde ürünleri teslim etmeyen ya da ambargo uygulayan birçok ülkenin kritik ürünlerini acaba Çin'den temin edebilir miyiz diye yola çıktık. Ve gerçekten 2010 yılı itibariyle Çin'deki mühimmat olsun, patlayıcı ham maddeleri olsun, silah üstü nişangahlar olsun birçok kritik ürünün teminini sağladık ülkemize ve diğer ülkelere. 2015 yılında da tam anlamıyla savunma sanayi şirketine dönüştük. Çünkü artık savunma sanayi ürünlerinin Çin'de ihracat ve ithalat izni olan tek yabancı şirket olarak faaliyet göstermeye devam ettik. 2015'te birlikte bir fabrika yatırımı ve buraya ortak olma süreciniz var galiba. Biraz da onları bize anlatabilir misiniz? Aslında sistem sizi yatırımcı olmaya zorluyor Çin'de yaşadığımız sistem. Ben her zaman bu savunma sanayide ihracat ithalat yaptığım için firmamın ismi hiçbir zaman savunma sanayi bölümü yoktu. Yani o bölüm yoktu. Bana her zaman Türkiye'deki müşterilerim, Almanya'daki, Londra'daki müşterilerim, Özlem Hanım siz savunma sanayi işi yapıyorsunuz. Adı neden savunma sanayi değil dediklerinde ben sanayici değilim. Üretim yapmıyorum. Sadece bu işin ihracatını ve ithalatını yapıyorum demiştim. 2015 yılında Çin hükümeti
hükümeti bir kuşak bir yol projesi kapsamında yabancı yatırımcılara çok ciddi teşvikler vermeye başladı. Ve o dönemler biz de yatırım yapmaya başladık. Önce patent ve Ar-Ge yatırımları gerçekleştirdik. Patent satın aldık, teknoloji satın aldık. Daha sonra 2015 yılında 1997 yılında kurulmuş olan silah üstü nişangah sistemleri üreten, daha çok sivilde üretim yapan bir fabrikanın 2 yıl süren fizibilite çalışması sonucunda ortağı olduk. Ve ben ortak olduktan sonra binamızı teşvik kapsamında aldık. Hem de Çin hükümetinin desteğiyle ve onayıyla fabrikayı NATO standartlarına çevirdik. Yani şimdi Çin, NATO deyince peki bu nasıl oluyor Çin üzerinde? Biraz anlatır mısınız? Şöyle, aslında NATO standartları, teknoloji transferi, savunma sanayi teknoloji transferi ve Çin aslında bir araya koyduğumuzda pek olmazmış gibi duruyor ama kulağa çok değişik ve imkansızmış gibi görünüyor. Aslında mümkün. Çin hükümetinin çok ciddi üretimleri var, ciddi teknolojileri var. Onların aslında bizim teknolojimize, bizim de onların bilgi birikimine ve teknolojisine ihtiyacımız var. Kurallar çerçevesinde, devletin kurmuş olduğu kurallar çerçevesinde hareket ettiğiniz zaman aslında Çin hükümeti ve Çin devleti size her türlü imkanları sağlıyor ve her türlü izinleri veriyor. Bunları zaten birebir yaşayan benim ve zaten şu anda 2015 yılında yatırım yaptığım silah üstü nişangah sistemlerinin üretim tesisini şu anda Türkiye'ye getiriyoruz. Ben ilk orada Çince konuşma yaparken bir söz imza töreninde şöyle bir cümle kullanmıştım. Bugün Çin ülkesine, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmaktan çok büyük gurur duyuyorum ama bir gün bu teknolojiyi ülkeme götürmek istiyorum demiştim. 2015 yılındaki bu hayalim 2024'te gerçekleşti ve biz gerekli izinlerimizi aldık. Şu anda Türkiye'de bir Ar-Ge ve üretim tesisi olarak teknoloji transferiyle Çin hükümetinin de izinleriyle Türkiye'ye geldik. Türkiye'deki yatırım ve çalışmalarınız anladığım kadarıyla bir Ar-Ge merkezi, sonrasında fabrika. Biraz da o aşamaları anlatır mısınız bana? Aslında tabii ki bir Ar-Ge çalışmamız olacak burada. Çünkü hali hazırda devam eden ürünlerimiz var. Ar-Ge'si devam eden ürünlerimiz var. Türk Patent Kurumu ile Çin Patent Kurumu bir ay önce sözleşme imzaladı. Biz orada toplam 160 patenti sahibiz. 120 patentimizi teknoloji transferi kapsamında Türkiye'ye getirip ve burada da tescilleyeceğiz. Ar-Ge merkezimiz aslında hem bir eğitim merkezi, hem bir araştırma geliştirme ve mini bir üretim tesisi gibi planlıyoruz. Çünkü sonuçta Ar-Ge yaptığımız ürünlerin üretimleri olacak ve bu ürünler testlere gidecek, militeri testlerinden geçecek, NATO testlerinden geçecek ve orada bir ürün çıkacak ve biz bu ürünümüzü Türkiye'de patentleyeceğiz ve Türkiye'de tescilleyeceğiz. Nerelerde faaliyet göstermeyi planlıyorsunuz Türkiye'de? İlk önce faaliyet göstermeyi planladığımız şehir Ankara. Şu an için yer arayışlarımız devam ediyor. Ankara Teknopark, İstanbul Teknopark'la görüşmelerimiz devam ediyor. Netleştiği an hemen Türkiye'ye gelip Ar-Ge merkezini kuracağız. Şimdi tabii silah ithalatı, ihracatı, arkasından fabrika, savunma alanında hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Nişangahlarınız var. Biraz detay alabilir miyiz onlarla ilgili? Tabii ki. Biz en başta çalıştığımız konu mühimmattı. Patlayıcı ham maddeleriydi. Gerekli kimyasallardı, boya kimyasallarıydı. Karbon fiberdi ve karbon fiber gerçekten o dönemler Çin'de ilk defa yeni üretilmeye başlayan bir teknolojiydi. Ve biz birçok karbon fiberi hem Türkiye'ye hem birçok ülkeye sattık. Devam ediyoruz, satışlarımız da devam ediyor. Çünkü sürekli kendini yenileyen bir teknolojiydi. Onun haricinde kurşun kapsülleri, kurşunlar, büyük projelerde işte İHA'ların yedek parçaları. Aynı zamanda ben Çin'de konuşlanmış, Çin'in en büyük İHA teknolojisine sahip, İHA üreticisi olan firmanın da Malezya, Endonezya temsilciliğini ve distribütörlüğünü yaptım. Çok ciddi İHA satışlarını gerçekleştirdik Malezya ve Endonezya'ya. Bunların hali hazırda devam eden yedek parçaları. En sonunda silah üstü nişangahlar sisteminin hem üretiminde hem dünyada satış pazarlamasında uzman olan ekiplerimiz var. Röportaj öncesinde konuşurken ekmekle ilgili bir ilginç bir yatırımınızı anlattınız. Ekmek dediysek tabii normal günlük yemek yanında yediğimiz ekmek değil. Sanıyorum 6 aydan hemen silahlı kuvvetlerin kullandığı böyle bir ekmek tasarım ve üretimiyle ilgili bir çalışmanız var. Ondan da biraz duymak isteriz sizde. O aslında benim çok enteresan bulduğum bir alandı ve yatırım yapmaya da çok istekli olduğum bir konuya dönüştü daha sonra. Almanya'da böyle bir iş ortaklarımızla tanıştık. İlk defa duyduğumda çok şaşırdım. 6 ay bozulmayan bir ekmeği ordu kullanabilir dedim. Ve dedim ki neden hiç orduya üretim yapmıyoruz? Önce bir deneyelim, orduya verelim. Çünkü bütün ordularda, bu sadece Türk ordusu değil, ekmek kullanan bütün ordularda en büyük israf ekmekte oluyor biliyorsunuz. O yüzden şöyle bir teknoloji, hem içerisinde özel bir kendi ürettiğimiz bir ve
teknolojisi bize ait olan bir maya bakterisi var. Hem de çok özel bir ambalajı var. O yüzden 3 ya da 6 ay bozulmuyor. Ekmeğin en önemli özelliklerinden birisi de içerisinde yüksek protein, yüksek enerji olması ve tokluk hissi veriyor. Yani operasyona giden bir asker çantasında saatlerce, günlerce o ekmeği taşıyabilir ve bozulmadan tüketebilir. Ve bol günlük ihtiyacı olan proteini ve enerjiyi, kaloriyi oradan sağlayabilir. Bu da gerçekten oldukça ilginç. Sadece askeri anlamda değil, işte deprem bölgeleri, doğal afetler başka alanlarda da kullanılabilir. Gerçekten ilginç bir adım olmuş. Son sorumda şunu sormak istiyorum. Sizin çok ilginç bir hikayeniz var. Farklı bir coğrafyayı denemek, onun dilini öğrenmek, tabii Çin'de Çince bilmek anladığım kadarıyla kapıları açıyor. Gençlerimize ne öneriyorsunuz? O sizin vereceğiniz öğütler çok çok önemli. Örneğin Çin'e gitsinler mi? Büyüyen bir dünya liderlerine oynayan bir ülke. Onun hakkında da sizden böyle bir öğüt alalım gençlerimiz için. Aslında bir ön yargı var. Çince çok zor bir dil. Evet, ben kolay demiyorum. Çince zor bir dil. Ancak inanın Çin'de Çince'yi öğrenmek gerçekten kolay. Çünkü aslında Çince'yi öğretirken size Çin'de nasıl yaşayabileceğinizi öğretiyorlar. Mesela biz normal klasik dil öğrenirken işte merhaba, adın nedir, nasılsın gibi cümlelerle başlıyoruz ya. Biz orada ilk Çince'yi öğrenirken yemeği nereden alabilirim? Yemekhanede nasıl yemek isteyebilirim? Kaybolduğumda polise nasıl adresimi söyleyebilirim? Yemeğin içinde yemediğim ya da helal olmayan gıdaları nasıl sorabilirim? En başta çöp siteyi nasıl kullanabilirim? Aslında kültürü, yaşayışı, oradaki yaşam tarzını öğretiyorlar. Ve kesinlikle bir ciddi bir ön yargı var. Çin yemekleri yenmez ya da kötü. Belki bir kısım olabilir. Ama gerçekten bizim damak tadımıza uygun, çok güzel, Uzak Doğu mutfağında çok güzel yemekler var. O yüzden ben şunu öneriyorum. Çalıştıktan sonra ve istedikten sonra ve kültürünü, yaşam tarzını sevdikten sonra her ülkenin dili öğrenilebilir. O yüzden mutlaka Çin'e gitsinler. Özellikle mühendislerimiz o teknolojileri, o fabrikaları, o Ar-Ge merkezlerini mutlaka ziyaret etsinler. Ben mühendis kökenli değilim ama ben ne zaman Çin'e gittiğimde oradaki o teknolojiyi kıskanıyorum. Neden benim ülkemde yok diyorum. O yüzden bir mühendis gözüyle girip oraları mutlaka araştırmalılar. Bir finansçının, bir hukukçunun mutlaka gitmesi gerekiyor ve mutlaka güzel bir dil aslında Çince. Ve kolay öğrenilmesi de kolay bir dil. O yüzden mutlaka bence Çince öğrenmeliler. Evet, bir Özlem Hanım'ın çok ilginç hikayesi. Nereden nereye? Tarih öğretmenliğinden Çin'e, savunma sanayine ve uluslararası anlamda ticaret. Farklı bakış kapıları nasıl açıyor? Ve her şeyden de önemlisi, o öğrendiklerini ülkesine getirip bir teknoloji merkezi, patentler ve üretim yapacak olması. Ve tabii buradan da özellikle Avrupa, Amerika farklı coğrafyalara açılmayı hedefliyor. Gençlerimiz için çok çok önemli bilgiler ve öğütler içeren Özlem Hanım'ın hikayesini birlikte dinledik. Bizler sizi takip edeceğiz. Sonrasında açacağınız teknoloji merkezi ve onlarla da ilgili haberler yapmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. İyi fuarlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun.